NATO Genel Sekreterinin Erdoğan'ın seçilmesiyle ilgili törene katılması ve sizin söylediğiniz gibi yemeğe davet edilmesi zaten şu sonuçla ne olduğunu anlatıyor. Mehmet Şimşek adında uluslararası finans oligarşisinin en önemli adamlarından biri Türkiye ekonomisine el koymuş bulunuyor. Demek oluyor ki Türk devleti 3. Dünya Savaşı'na bütün gücüyle katıldıktan hemen sonra ağır bir yenilgiye uğradı. Kobane direnişi temelinde 2015 yılından itibaren adım adım çöküntüye sürüklendi. Her yenilen devlet gibi Türkiye'de eninde sonunda birbirlerini henüz yenemeyen iki küresel güçten birine teslim olacaktı ve muhtemelen şimdi batılı küresel devletlere doğru bir yönelim içine girmiş bulunuyor. Onlara teslim olduğuna dair çok ciddi belirtiler var. Dolayısıyla biz NATO Genel Sekreterinin Türkiye'ye, İsveç'i NATO'ya almanın önündeki engel olan Erdoğan'ı güzelce ikna etmekte olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Türkiye yenilmiş olduğu savaşın bedelini adım adım ödeyecektir. Bu gelişmenin iki önemli sonucu var. Bunlardan biri Türkiye ekonomisinin uluslararası finans oligarşisi tarafından kendilerine de zarar veren krizden çıkmaya yardım edecekler. Bu onların da çıkarlarıdır çünkü Türkiye ekonomisi uluslararası ekonomik dünyada önemli bir yere sahiptir. İşte G20 üyesi olan bir ülke bu. Büyük bir ekonomisi var ve bulunduğu coğrafyada stratejik bir karakter taşıyor. O nedenle NATO ülkeleri, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri uzun bir zamandan beri Türkiye'nin NATO ile Rusya arasındaki zikzaklarını nötralize etmek için uğraştılar. Ve benim kanaatime göre bu konuda şimdi çok ciddi bir mesafe almış bulunuyorlar. Demek ki bu teslim sürecinin ilk sonucu ekonominin krizden çıkarılması için çok ciddi, radikal önlemler alınacak olması. Bunun en önemli sonucu şudur. Krizden çıkış sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü bu krizin en temel sebebi Kürdistan'daki savaş ve savaş harcamaları. Bir gerillayı katletmek için 1 milyon dolarlık füze atan bir ekonomi iflah etmez. Dolayısıyla hem bu savaşı sürdürecekler ama krizden çıkabilmek için de krizin bütün yükünü en amansız bir şekilde emekçi halk kitlelerinin üstüne yükleyecekler. Mehmet Şimşek'in ekonomi tırnak içinde reformu böyle bir karakter taşıyor. Birincisi bu. İkinci sonuç şudur. Büyük olasılıkla Türkiye Cumhuriyeti Devleti batılı devletlerle yaptığı görüşmelerde Kürt halkıyla ilgili bir özellik talebinde bulunmuş olmalıdır. Yani ben size ekonomimi teslim edeceğim. Siz de bana Kürdistan'daki savaşta izin verin. Vaktiyle Lozan Anlaşması esnasında da bu kirli anlaşma yürürlüğe girmişti biliyorsunuz. Batılı devletler Lozan'da Türkiye'ye devlet olma meşruiyeti verirken aynı zamanda da Bakır Kürdistan'ını onun asimilasyoncu ve soykırımcı saldırılarına bonus olarak, rüşvet olarak vermiş bulunuyorlardı.
buna benzer bir durumun olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu defa sanıyorum ki küresel güçlerin Kürdistan planları daha sofistike, daha karmaşık ve çok daha sinsi ve tehlikeli. Yani burada Erdoğan kabinesinin karakterine baktığınız zaman bunu anlayabilirsiniz. Belli ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürdistan'da Türk hakimiyetini gerçekleştiremeyince ve Türk Özgürlük Hareketi'ni tasfiye edemeyince yeni yöntemlere başvurmayı düşünmekte. Bu yöntemin içinde yine savaş var. Fakat aynı zamanda da Hüdapar'la kabinedeki bir takım Kürt kökenli Türklerle bölgede ideolojik bir saldırıya geçmek niyetinde olduğu görülüyor. Burada yapmak istedikleri Kürt Özgürlük Hareketi'ni daraltmak ve Kürdistan'da Barzanici bir eğilimi güçlendirmek. Bir yandan savaşarak, diğer yandan da bu ideolojik saldırıyla kendi paylarına Kürt sorununu bu sinsi yöntemle çözmeyi planlamaktadır. Buradan çıkan sonuç Kürt Özgürlük Hareketi'nin var güçle desteklenmesi ve özellikle de HDP'nin işte bu seçim tartışmalarından bir an önce sıyrılıp kendini yeniden yapılanma sürecine yerleştirmesi ve güçlendirmesi, ittifak alanını genişletmesi, aynı zamanda da ideolojik olarak bütün bulanıklığından kaldırması, Öcalan'ın paradigmaları temelinde yeniden köklü bir şekilde ideolojik yeniden yapılanmayı gerçekleştirmesi. Bunlar olursa söz konusu anlaşmanın bu yönü, yani Barzanileştirme ve Türk Özgürlük Hareketi'ni tasvip etme planı boşa çıkarılır. Seçimlerde Kürdistan halkı mevcut rejime karşı en sert cevabı vermiş bulunuyor. Yani bütün çabalarına rağmen, bütün hilelerine, hurdalarına, tehditlerine, tutuklamalarına, öldürmelerine, bombalamalarına rağmen böyle bir sonuç alındı. Eğer normal şartlarda bir seçim yapılsaydı, mevcut rejim Kürdistan'dan bir bütün halinde defolup gitmek zorunda kalırdı. Ve HDP parlamentoya en az bir şekilde kesinlikle girerdi. Faşizm şartlarında elde edilen sonuçlar sanılanın aksine çok önemli ve değer taşımaktadır. Bunu bir kere bir tarafa yazalım. Diğer taraftan Kürdistan'daki %70'lik, %80'lik saray rejimine karşı oylarla Ege, Akdeniz, Trakya bölgelerindeki saray rejimi karşıtı kırmızı bölge ve aradaki sarı bölge bize şu gerçeği anlatıyor. Eğer bu iki kırmızı bölge arasında bir köprü kurulabilirse o zaman Türkiye'nin kaderi kökten değişir. Demokratik cumhuriyet için çok önemli bir adım atılmış olur. Bunu yapacak olan da, bu köprüyü sağlayacak olan da bildiğiniz gibi HDP'nin üçüncü yol stratejisi ve Türkiye'lileşme konseptidir. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye makus tarihini yener ve ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokratik bir sayfa açılır. Evet. Yani Hüdapar, Türkiye'lileşme stratejisi önünde çok büyük bir engel teşkil edecek. Çapına, niceliğine bakarsak çok küçük bir gruptur bu. Fakat son derece tehlikelidir. Hüdapar küçüktür ama mide bulandırır. Dolayısıyla dediğiniz gibi böyle bir aşırı İslamcı ve aşırı milliyetçi bir eğilim Türkiye'lileşme statüsünün önünde bir engel olarak görülüyor. Bunu aşmanın yolu
Açmanın yolu Türk Özgürlük Hareketi'nin ve HDP'nin İslam inançlı halk kitleleriyle ilgili yeni ve daha güçlü, Öcalan'ın çok önceden ifade ettiği tarzda bir çizgiyi hayata geçirmesi gerekiyor. Bu çizgi İslam gerçeğini görmek, onu dikkate almak, gelenekleri hesaba katmak ve Kürdi çizgisini, Türkiye'lileşmenin Kürdi çizgisini kuvvetlendirmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'lilik demek Kürdülükten uzaklaşmak anlamına kesinlikle gelmiyor. Türkiye'lileşme Kürdi olanın Türkiye olanla demokratik temelde ilişki kurması anlamına geliyor. Dolayısıyla ortada sanki bir Kürt sorunu yokmuş gibi Türkiye'liliği aposuz bir çizgi haline getirmek çok tehlikeli sonuçlar doğurur. Aposuz Türkiye'lileşme süreci Türkleşmeye, asimilasyona götürür. Fakat aynı zamanda aposuz, Öcalansız Kürdileşmek Özgürlük Hareketi'ni mihverinden çıkarır ve Barzanici sahte milliyetçi bir çizgide yok olmaya götürür. Yani burada merkezde duran şey Öcalan'ın paradigmalarıdır. Bu paradigmalar temelinde Kürdi olanla Türkiye olanın arasında demokratik temelde bir işbirliğinin imkanları yaratıldığı zaman bu çizgi başarıya ulaşır. Çünkü şu sırada sanal medyada HDP'ye yönelik iki tür eleştiri fırtınası var. Bir tanesi halkın haklı eleştirileri, diğeri ise devletin örgütlediği bir saldırı. Bu ikisini birbirinden çok iyi ayırmak gerekmekte. Yani HDP bir an önce bu tartışmaları sonuca bağlayarak yeniden yapılandırma sürecini neticeye götürmeli ve devletin bu tartışmaya burnunu sokmasına karşı sağlam önlemler almalı. Bu önlem her şeyden önce ideolojik sağlamlıktır. Çünkü beyni berrak olan insanlar neyin troll saldırısı, neyin halkın samimi eleştirisi olduğunu kolayca ayıracaklardır. Çok dikkat etmek lazım. Tartışma sürecinde yoldaşça, arkadaşça, samimi, yıkıcı olmayan eleştiriyi öne çıkartmalıyız. Ve insanları tahrip eden, suçlayarak, karalayarak, yok etmeye çalışan anlayışı kesinlikle reddetmeliyiz.